Birinci soruya bakalım. Bakın bir çemberimiz var. A, B, C, D, E noktalar çember üzerindedir. Şurada bir 110 derecemiz var arkadaşlar. Şu yaylar eşitmiş. Bakın bu yaylar eşitmiş. Ben şu yaylar arkadaşlar, şu eşit yaylara AA, şuradan da BB diyebilirim arkadaşlar. Burada bakın şunu kullanabiliriz. X'i istiyor, yani 2X'i arkadaşlar ne yapabiliriz? Ya yani burada şunu görebiliyoruz, bakın 2B, 2A topla 2X eşittir 360 derecedir. Demek ki ben arkadaşlar 2A ile 2B'nin toplamını bulmak istiyorum. Bunu bulursam arkadaşlar olay bitecek. Peki, şurası 70 derece mi arkadaşlar? Evet, bu 70 dereceyi bir iç açıdır. A ve şu B'yi arkadaşlar ne yapıyor? Görüyor. Yani 70 eşittir A artı B'dir. A artı B bölü 2 70'e eşittir. O zaman A artı B arkadaşlar buradan ne oldu? 140 oldu. Peki 2 tane A ile 2 tane B ne yapar arkadaşlar? 280 yapar. 360'dan 280'i çıkartıyorum arkadaşlar. 80 kaldı. 80 neydi? 2x'ti. X buradan nedir arkadaşlar? 40 olarak bulunur. Evet, ikinci sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Güzel sorular var. Şu X açısı burada bir çevre açıdır arkadaşlar. Çevre açıysa şu çevre açı neydi gördüğü yayın arkadaşlar yarısına eşittir. Merkez açı nedir arkadaşlar? Gördüğü yaya eşittir. Bunları biliyoruz. Peki. Bakın burada bir eşitlik verilmiş. Sevgili arkadaşlar. Şöyle bir şey yapılabilir mi? Bakın şuradan bir yarıçap gelsin. Şunlar eşittir bakın. Bunlar hepsi eşittir birbirlerine. Şuradan bir doğru çizdiğim zaman arkadaşlar. Bakın. Şöyle bir doğru çizdiğim zaman ne oldu arkadaşlar? Şurası, burası eşit oldu. Peki, şurası arkadaşlar 2x midir? Evet, 2x'tir. Burası 2x'tir. Peki arkadaşlar, şurası hem yarıçap, teğet, o zaman burası dik olur mu arkadaşlar? Evet, dik olur. Biliyorsunuz, yarıçap teğetin DM noktasına diktir. Peki burası dikse arkadaşlar, bunlar eşitse muhteşem üçlü var mı? Var. Burası da eşit midir? Evet, eşittir. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 60 derece oldu. 60 derece oldu. O zaman 2x'imize ne kaldı? Bakın 2x'imize 30 kaldı. X'imiz arkadaşlar buradan 15 derece olur sevgili arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakalım. Evet, güzel bir soru. İç içe geçmiş çemberler. O merkeze arkadaşlar dikkat edin, buradaki merkeze. Diğer çemberin üzerinde arkadaşlar merkez. 70 derece verilmiş. X'i soruyor arkadaşlar. Bu tip sorular klasik Kirchner dörtgeni sorusudur arkadaşlar. Şunları birleştirdiğim zaman bakın. B, O ile O, D'yi birleştirdiğim zaman şurası merkez açıdan şu yay arkadaşlar 70 ise şurası şu yayımız 140 olur. Burası 140 ise arkadaşlar burası da ne olur? 140 olur. Peki burada arkadaşlar A, B, O, D. Bir bakın yazıyorum. A, B, O, D. Kirişler dörtgenidir arkadaşlar. Kirişler dörtgenidir. Dolayısıyla burası 140 ise kirişler dörtgeninde karşılıklı açıların toplamları 180 olduğu için X'imiz nedir? 40 olur. Evet. Dördüncü sorumuza bakalım. Ne diyor arkadaşlar dördüncü soruda? OE bir yarıçap değil mi arkadaşlar? Evet, bu yarıçap şuraya da eşitmiş arkadaşlar. DC'ye eşitmiş. O zaman O ile C'yi birleştirdiğim zaman arkadaşlar burası da bir yarıçap mıdır? Evet, bunları gördük. Neyi soruyor? X açısını soruyor sevgili arkadaşlar. O zaman burası da X midir arkadaşlar? Evet, X'tir. Peki. Burası 24'müş. Şurası 24 dereceymiş sevgili arkadaşlar. Bakın şurada da bir OD'miz de bir yarıçaptır. O zaman arkadaşlar şurası 60 derece olur mu? Olur. Çünkü bir eşkenar üçgendir burası. Burası 60 derece ise arkadaşlar, burası da 24 derece ise 2x'i artı 84 eşittir 180'den 2x eşittir 96. X'imiz buradan nedir? 48 olur sevgili arkadaşlar. Evet, 5. sorumuza bakıyoruz. 5. sorumuzda ne diyor? Şekildeki çemberde AB, bakın AB kirişleri birbirine eşitse AB kirişlerinin bulunduğu yaylarda arkadaşlar nedir? Birbirine eşittir. AB yayıyla BC yayıyla birbirine eşittir. Bunu bilelim. Bir. İkincisi CKD 160 dereceymiş. Bakın şurası 160 dereceymiş. Bakın arkadaşlar şurada 130 derece ise şu çevre açı
şu siyahla gösterdiğim yayımız kaç derecedir? 260 derecedir. 260'dan 160 çıktı. Şuraya ne kalır? 100 kalır arkadaşlar. Peki. Buranın tamamı 260'sa buraya da ne kalır arkadaşlar? Tabii ki de 100 kalır. 100 ise 50'ye 50 eşitti bunlar, bu yaylar. O zaman x'imiz nedir arkadaşlar buradan? X'imiz 150 bölü 2'dir. Yani 75 derece olur sevgili arkadaşlar. Altıncı soruya bakalım. Altıncı soruda ne diyor? Evet. AB ile AE birbirine eşitmiş. 70 derece verilmiş. 75 derece verilmiş. X eşittir. Nedir diyor arkadaşlar? Evet. Bakalım. Nasıl bulacağız? Şurası 70 derece ise şu yay arkadaşlar 140 derecedir. Peki. Bunu gördük. Şurası 75 derece ise şu yayımız 150 derecedir. Tamam, bunu da gördük. 150, 140 daha arkadaşlar 290 yapar. 290 ise 360'dan 290'ı çıkarttım. 70 derece kaldı bakın. Burası 70 derece ise az önce de söylemiştik. Eşit kirişlerin bulunduğu yaylarda birbirine eşittir. Burası da 70 derecedir. Evet arkadaşlar. Burası 70. Burası 70. Burası 140 arkadaşlar. O zaman şurası nedir? Şu yayımız nedir sevgili arkadaşlar? 150'den 70 çıktı. 80'dir. Peki burası 80 ise şu çevre açımız 40'tır. 40, 75, buraya ne kalır? 65 kalır sevgili arkadaşlar. Evet, geldik 7. sorumuza arkadaşlar. Evet, 7. sorumuz. Bakalım ne diyor arkadaşlar? 7. soruda ne diyor? Şekildeki ABCD'de yamuğunun, yamuk deyince arkadaşlar biliyorsunuz, alt ve üst taban birbirine paraleldir. Zaten onu da vermiş arkadaşlar. O merkezli çember üzerindedir. Yamuk O merkezli çember üzerindedir arkadaşlar. DC yayımız 100'müş. Şu yay 100'müş arkadaşlar. ADC açısı 105'miş. Peki x'i soruyor arkadaşlar. Şurası da yarıçap mıdır? Şunlar birbirine eşit midir? Evet. Burası da x'tir. Paralel kirişler arasındaki yaylar da birbirine eşittir. Bunu da biliyoruz. Bakın şurası neresi arkadaşlar? Şurası 100 ise, şurası 105 ise arkadaşlar, şuranın tamamı ne yapar? 210 yapar arkadaşlar. Buranın tamamı 210 yapar. 210, 100 daha 310. Buraya ne kaldı arkadaşlar? 50 kalır. Burası 50 ise burası da bellidir arkadaşlar. Burası da 50'dir. O zaman 210'dan 50'yi çıkarttım. 160 derece kaldı. Merkez açı gördüğü yaya nedir arkadaşlar? Eşittir. 160'a 160. O zaman x'e ne kalır? 10'a 10 kalır arkadaşlar. Evet. 8. sorumuz. O merkezi çember yayında OB açıortay, OB açıortay demesinin sebebi, hikmeti şu yaylar arkadaşlar nedir? Eşittir demektir. Bakın burada da şu eşit yayın yanında bir kiriş var arkadaşlar. O zaman AB kirişini çizdiğim zaman AB kirişte eşit olur mu arkadaşlar? Evet olur. AB kirişte eşittir. Bakın burada bir ikizkenar üçgen çıktı. 110 ise arkadaşlar burası 70 derecedir. Bakın burası 70'tir. Şuraya ne kalır? 40 kalır. Peki bunları da görmüş olduk. Şimdi sevgili arkadaşlar. Neyi bulduk? Biz şu anda sevgili arkadaşlar 70 derece. Evet şurası 70 derece ise burası merkez arkadaşlar. Şöyle uzattığım zaman bakın şöyle çemberi uzattığım zaman 70'in şurası arkadaşlar kaç derece olur? 140 derece olur. Burası 140 ise arkadaşlar buraya ne kalır? 40 kalır. Burası 40 ise şurası da nedir? 40'tır. Peki. Merkez açı mı arkadaşlar buralar? Merkez açıdır. Bizden istenen neydi? D, B, C açısını istiyor. Şu açıyı istiyor arkadaşlar. Bakın şu açıyı istiyor. Biz şurayı bulabilir miyiz? Buluruz. Bu açı nedir sevgili arkadaşlar? Bakın 80'dir. Bu açımız 80'dir. Çünkü 80 olduğu için, evet burası 80 olduğu için merkez açı arkadaşlar gördüğü yaya eşittir. 80'dir. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir şey çiziyorum. Şeyin tamamını çizdiğim zaman, çemberin tamamını çizdiğim zaman arkadaşlar, çemberin tamamını çizdiğim görünüyormuş. Şurası 80 ise bakın şuradan şu kısma arkadaşlar ne kalır?
280 kalın arkadaşlar. 280'in yarısı ne olur? 140 olur. Bakın burası 140 olur. 40 da burada arkadaşlar. İstenilen yer şuraydı. İstenilen yer buraydı. O da ne olur? Tabii ki 100 olarak karşımıza çıkar sevgili arkadaşlar. 9. soruya bakıyoruz. Sorular gerçekten harika sorular arkadaşlar. Çözümler de efsane. Şekilde O merkezli çeyrek çember ile OA çaplı yarım çember verilmiştir. Bakın bunlar verilmiş arkadaşlar. DB dikmiş OC'ye X açısını soruyor. Bakın X açısının bulunduğu yere iyi bakın arkadaşlar. Şurası 2X. Çevre açı olduğu için EF'miz 2X'tir. Peki onu gördük. Bu bir. İkincisi arkadaşlar şu E'den şöyle bir dik indirdiğim zaman OA'nın merkezine arkadaşlar şuraya. Bunlar nedir? Birbirlerine arkadaşlar eşittir. Şunlar da eşittir. Bunları da bilelim arkadaşlar. Peki. Daha sonra sevgili arkadaşlar bakın şunlar eşitse, bunlar eşitse şunlar da eşittir. Bakın burada bir şey var arkadaşlar. Şuralara R, R, şu OB 2R dersem, R dersem. Şurada arkadaşlar bir 30 dereceyi gördünüz mü? Bakın 30 derecemiz var şurada. Şurada bu 30. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı. O zaman şurası 60 derece oldu mu? Oldu. Burası 30 derece oldu arkadaşlar. Peki. 30 derece ise burası. Şuradaki AF yayımız 60 derecedir. O zaman arkadaşlar 2X'e ne kaldı? 30 kaldı. X'imiz buradan 15 derece çıktı arkadaşlar. Evet. 10. sorumuza bakıyoruz. 10. soruda arkadaşlar bakalım ne diyor 10. soruda. O merkezli çember DE arkadaşlar AC'ye paralelmiş. Bakın bunlar birbirlerine paralelmiş. Paralellik varsa arkadaşlar paralel kirişlerin arasındaki yaylar birbirine eşittir. Bunu da bir görelim arkadaşlar. Gördük. 60 dereceymiş. Merkez açıysa burası 60 derecedir. 40 ise arkadaşlar burası çevre açıdır. O zaman 80'e 80'de. Bunları da gördük. Ne istiyor? DFC açısı kaç derecedir? DFC açısı şurası arkadaşlar. Bu açıyı sormuş. Nasıl buluruz sevgili arkadaşlar? Bu açıyı şöyle bulabiliriz. Mesela bakın bu açı arkadaşlar x açımız 80 ile şu 60 derecenin arkadaşlar bu yayların toplamını neydir? Yarısıdır. O zaman x'imiz 140 bölü 2 70 derece olur. Evet. 11. soruya bakıyoruz arkadaşlar. Şöyle kamerayı tam şey yapalım. Aşağıdaki şekilde PB sırasıyla T ve B noktalarında O1 ve O2 merkezi çemberleri T etmiş arkadaşlar. Bu T ve B O1 ve O2 merkezi çemberleri T etmiş. AC ise A noktasında O1 merkezi çembere T ettir. Bunları gördük. Şurası 64 dereceymiş arkadaşlar. O zaman AKB açısı kaçtır diyor. Şimdi şu yay arkadaşlar A, T yayı. Bakın şurası 64 ise şuradaki açımız 116'dır. Burası 116 ise bu yayda 64'tür arkadaşlar. Neden? Biliyorsunuz buradaki teğetlerin arkadaşlar şöyle çizecek olursam bakın şöyle şu açı ile şuradaki yayın toplamı nedir arkadaşlar? 180 derecedir. Onu biliyoruz. Burası 64 derece. Peki şu T ile K'yı birleştirdiğim zaman şu açıyı bulmuş oldum bakın. Şurayı bulmuş oldum. Burası 32 derece arkadaşlar. 64'ün yarısı 32'dir. Peki bu bir. İkincisi madem bunlar teğetse arkadaşlar bakın şöyle ortak teğet parçası çizdiğim zaman şöyle ortak bir teğet parçası buna arkadaşlar simetrik eksende diyoruz. Şunların hepsi arkadaşlar birbirlerine eşit oluyor. Bakın burada muhteşem üçlü görüldü. Bakın eşit eşit eşit. O zaman burası da 90 derecedir. 90 artı 32 122 olarak A şıkkını işaretleriz arkadaşlar. Gerçekten ince detaylı sorular. Evet 12. sorumuza bakalım. O C D E kareymiş. O noktası arkadaşlar AB çaplı yarım çemberin merkezidir. X açısını soruyor arkadaşlar. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar şurası ilk etapta bu kareyi vermesinin sebebi hikmeti bu köşegeni kullandırmaktı. Bu köşegenimiz aynı zamanda arkadaşlar yarıçaptır bakın. R'ye R'dir. Aynı zamanda yarıçaptır. Bu bir.
Bunu bilelim. Peki burası kaç derece arkadaşlar? 45 derece. Burası 45 derece ise şurası 22,5 dereceye 22,5 olur mu arkadaşlar? Olur. O zaman x'imize ne kalır? Şurası da 90 derece olduğu için x'imiz arkadaşlar 90 ile 22,5'un toplamıdır. O da nedir arkadaşlar? 112,5 derece. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Ayeti serilerimize büyük bir hızla devam ediyoruz arkadaşlar. Sizleri AYT ve TYT sınavına yetiştireceğiz arkadaşlar. Hoşça kalın.